Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde sizlerle klasik geleneksel lezzetlerimizden keşkek yapıyoruz. Düğünlerin vazgeçilmezi keşkek Aydın'da da çok meşhur. Ve takipçim sevgili Birgül Hanım'la beraber Aydın Didim'de mutfağa girdik ve bu nefis lezzeti hazırladık. Tahmin edebiliyorum, popüler bilinen bir yemek. Farklı yörelerde farklı tarifler olabilir. Siz de bilgilerinizi paylaşın lütfen yorumda. Daha fazla bekletmeden vlog tarzında hazırladığım bölüme geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aydın Didim'de Birgül Hanım'ın evindeyim, sağ olsun. Aydın'ın yöresel yemeği olan keşkeği yapmak için düğünlerde falan yapıyoruz. Düğün yemeği oluyor, olmazsa olmazların için. Evet, göstermek istiyorum. Bu buğdayı şöyle ben direkt göstereyim akmadan. Sadece soğuk suda, çok fazla değil arkadaşlar. Bir 10-15 dakika önceden ıslandı. Birkaç kez yıkadın, sarı suyunu çıkardın. Bire bir ölçüde normalde evet, değil mi koyuyoruz dedin mesela diyelim düğün yemeklerinde 10 kilo buğday ıslatıyorsan 10 kilo et konuyor. Ama işte yarım kilo yapıyorsanız yarım kilo. Şimdi 3 su bardağından bu kadar 2 parça bir et. Sanıyorum bu işte yarım kilo eder herhalde. Yarım kilo eti de şimdi ne yapacağız? Kızartacağız tereyağıyla. Önce eti kızartacağız, ondan sonra devam edeceğiz. Önce tereyağımızı kızartıyoruz. Tereyağını da kızartıyorsun. Evet. Oh, 1-0 lezzet geldi. Tereyağında kızarınca. Biraz ellemeyiz değil mi? Biraz duracak. Suyun da salmaması için. Yani düğünlerde illaki yapılır. İllaki yapılıyor. Evet. Olmazsa olmaz yani. Evet. Kezalık olmasa birimizde olmasın. Öyle mi? Evet. İlla aranır yani. Evet. Aslında bayağı da faydalı bir şey buğday ama genellikle hani İstanbul'da bence çok fazla şey yapmıyor. Çevirecek misin? Evet, çevirecek. Kızartmadan hiç koymuyorlar mı? İlla kızartılır mı? Ya bizde illa kızartılır ama bazıları kızartmadan koyuyor. Onda böyle bir çiğ bir et kokusu geliyor artık. Anladım. Buğdayını sileyim. Tamam. Şimdi takip ediyorum. Buğdayını sileyim. Koyduk üzerine sıcak suyu mu koyacağız? Sıcak suyu koyacağız. Etlerimi koyuyorum böyle yağıyla beraber. Evet, tavayı da sıyıralım. Evet. Lezzet kalmasın evet. Geride. Geride kalmasın. Aynen. Suyumuzu ilerleyelim. Ne kadar göz kararı? Şimdi bakacağım. Göz kararını baktım. Tamam. Ona göre ayarlayacağım. Bu kadar yeterli. Evet. 2-2,5 gibi. Şu çatalla bakabilir miyim? Yani evet. 2 katına geçmiş yani malzemelerin. Tamam. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra şeye bırakıyoruz artık. Bir kısa alıp 2 saat falan. 2 saat evet. 2,5 saat falan. Yani buğdayın pişme süresine bağlı. Kaynayacak. Birgül Hanım önceden bizim için bir tane pişirmişti bu şekilde. Yaklaşık 2,5 saat pişirdin değil mi? Bu evet. Hayvanın neresiydi çok fark etmez diyorsun ama mesela bu kalça, kısmı. Kalça kısmından. Yağsız mesela çok yağlı olmayacak et. Böyle şey ayrılabilen et olması gerekiyor. Kontrpile olabilir. Bir kısmından. Böyle daha şey et olması gerekiyor. Arkadaşlar burada seyircilerimiz de var. Bulut'la Boncuk bizi izliyorlar.
Ne haber? Bulut korkak ama boncuk değil. Birazdan dışarı alacağız. Yemek işleri bitsin, sıkıntı olmasın. Ondan sonra alacağız bunu da. Şimdi dediklediklerimiz etlerimizi koyuyoruz. Evet. Sonra artık bunu döveceğiz. Hı hı. Bundan sonra geriye zaten suyu tamamen bunda da vardı. Çekti değil mi? Çekti. Çekiyor. İyice yumuşadı. Geldi. Hatta biraz daha üzerine su ilave ettim bile yani. Hmm, ekstradan. Hmm. O neye göre baktın mesela hani? Çok katıydı. Ha katıydı. Hmm. Evet. Onun için. Böyle bir o nişastasını salıyor değil mi? Hı-hı. Biraz hani püremsi mi kalması evet. gerekiyor? Püremsi. Hı-hı. Ya da suyu kalmıyor yani. Bayağı suyunu çekmiş oluyor. Evet. Kendisi. Hı hı. Sonra da bu şekil dövüyoruz artık. Bunu 10 kilo halini düşünemiyorum. Nasıl dövüyorlardı? Erkekler dövüyor. Evet yani. Hakikaten. Bir 10 tane falan erkek oluyor. Bile büyük gücü. Kaşıkları var. Hı-hı. Onlarla dövüyorlardı. Evet. Şimdi bir 20 dakika falan. 20 dakika. Sonra. Yine de az değilmiş. Evet hakikaten. Ama tabii ki 10 kilo olanları 1 saat 2 saat hı-hı. dövüyorlar yani. O kıvamı şimdi. Göreceğiz yani birazdan. Yani değişiyor değil mi? Dövdükçe. Tamam. Şu anda tuzunu da şimdi koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı sen hı hı, dedin. Bir yani. Tatlı kaşığı damak tadına göre ayarlayabilirim. Tamam. Onun dışında bir baharat bir şey girmiyor. Yok girmiyor. Tamam. Evet dövme işlemine yerde devam edelim dedik. Çünkü gerçekten güç lazım. Giderek şu anda başladı. Değil mi şey iplenmeye? Evet. Hı hı. Biraz döveyim istiyorsan. Ben sola almayayım. Ben de sola. Aa evet. İyi o zaman. Beraber. Nasıl? Hayır sen şöyle şey yapıyorsun. Ben arkasıyla yapıyorum. Ha, bir daha bana söyle. Böyle mi? Doğru mu? Doğru. Ha, kaşığın arkasıyla büyük bir kaşık, tatlı kaşık. Ha, kalır. İşte her kalıyor. Hadi bakayım. Ara dönüyor sürekli. Tamam, ara dönüyor, tamam. Oldu mu? Hı, bu şekilde. Seyircilerimiz canlandı. Şu anda misafirimiz Bulut, seyircimiz Bulut. Dolaşıyor kafamız. Gel bana da gel. Gel. Bu daha çok kafayı seviyor demek. O gelmez. Biraz korktum. Evet. Ne yapıyor? Ay aslında alışkın ama çok uzun zaman oldu küçükken besleyince. Kahvaltıda kırıntılara falan geliyorlar değil mi? Çok hoş oldu. Ay evet bayağı şey oldu, sakız oldu. Oldu mu şimdi? Tamam. Evet bayağı bir evet lime olmuş. Yani ip gibi çekiliyor. İp gibi çekiliyor. Bunu sağlayan aslında etler mi? Etlerin olur. Lifleri değil mi? Etlerin karışmış lifleri. Oluyor ama aynı zamanda buğdayın da nişastası çıkıyor. Nişastası çıkıyor bir şekil oluyor. Birleşince kıvamını ben de şöyle bir hissedeyim. Evet bayağı katı aslında. Lifleri görüyorsunuz. Yani liflerini. Evet eline sağlık. Yağla beraber biber yakalım dedik. Kılığı kendi biberi. Kurutuyoruz. Şöyle bakalım. Evet şey yapıyoruz yani bunu kendimiz de... Açık renk değişik mi cinsi? Biberin Charleston biberi olduğu için açık biber. Charleston evet. Acımız evet. da var ama o hı-hı. şu anda yok burada. 1,5 dakika oldu sanıyorum. Hala kaynatıyorsun hı-hı. tereyağını. Hafif rengi dönünce şey yapıyoruz. Altını kapa kızardı. Şimdi evet. kapatıyorum artık. Tamam. Şu an böyle full tereyağı kokuyor burası. Köpürdü de biberle. Evet, keşkeğimiz hazır. Şu an koku beni benden aldı. Zaten belli yani görüntüden de. Evet, bana da yemesi kaldı. Biraz utanıyorum da böyle. Evet, şimdi tadıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lime ayrılıyor. Bakalım. Yani mükemmel. Sadece biraz daha tuz konabilirdi. Onun dışında süper lezzeti var. Ya yani etin o didiklenmiş hali geliyor arada ağza. Onun dışında İyice artık nişastası çıkmış buğday.
üzerine tereyağı yani. Ellerinize sağlık. Biz biraz yedik. Sağ olsun bir Gülhan Hanım da çay da demledi bizi. Biraz acı biber ekledim ben üzerine. Siz acı mı, hani tatlı mı seviyorsunuz daha çok? Acıyı tabii. Hı hı. Uyuyorsun. Çok güzel gerçekten. Bir başlayınca insan devam ettirmek istiyor. Çok teşekkür ediyorum ya. Zahmet verdik sana, hakkını helal et. Ama inşallah hani Aydın'ın yöresel yemeği olarak senin ellerinden dener takipçiler de. Siz de deneyin. Sizin de denememi istediğiniz şeyler olursa onları da yorumlara bırakın. Aslında hani niyetim işte doğma büyüme bir Gül Hanım gibi ilk elden tarifi anlatmaya çalışmak ama inşallah devam eder. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere inşallah yeni tariflerde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar, Birgül Hanım'ın evinden demin çekmiştim. Dayanamadım, şöyle yakından çekmek istedim. Burada biber, patlıcan kurutuyorlar. Hava da müsait zaten her şeyi kurutmaya. Mübarek. Çok güzel.